Sağ içinden herkese merhabalar. Galatasaray'ın gerçekleşmek üzere olan transferi Derik Körn'ü konuşacağız. Hanover'den Galatasaray'a gelmek üzere. Belki siz bu videoyu izlediğinizde transfer resmileşmiş de olur umarım. Öncelikle şöyle başlayayım. Bu transfer birçok açıdan gelişi itibariyle, yapılış şekli itibariyle hoşuma giden bir transfer oldu birçok açıdan. Şimdi birincisi öncelikle daha yeni birkaç gün önce Türk futbol tarihinin bir rekoru kırıldı ve Galatasaray Saşa boyu rekor bir ücretle Bayern Münih'e sattı. Bu transferden sonra geçtiğimiz yayınlarda da diyordum ki Okan Buruk fizik kalitesi yüksek oy olan oyunculara bu oyunu çok iyi öğretiyor ve ciddi bir gelişim gösterebiliyor bu oyuncular. Bu adama yaptığınız transferlerde fizik kalite öncül olmalı. Yani fizik kalitesi yüksek potansiyelli oyuncular almalısınız bu adama. Çünkü Sasha boy öyle bir buçuk yıl içerisinde öyle bir transfer yaptı. Barış Alper Yılmaz. Okan Hoca'dan önce hem Fatih Hoca döneminde hem Torrent döneminde süre bulamıyordu. Şimdi Milli Takım Santraforu haline geldi ve şu ara çok formda. O da çok ciddi bir gelişim içinde. Daha önce Vedat Müric, Okan Hoca'dan önce TFF 1. Lige kadar düşmüştü. Süper Lige gelmişti ama 1. Lige düşmüştü. Onunla birlikte çok büyük bir gelişim gösterdi ve o da yakın dönemin en büyük, en pahalı transferlerinden bir tanesi oldu. Onda da Okan Hoca var. İşte Krivelli'de Başakşehir döneminde Okan Hoca var. Hepsi fizik kalitesi yüksek oyuncular. Okan Hoca'nın bu tip oyunculara katkısı büyük ve onun eline bu tip oyuncular verilmeli diyordum. İkinci konu Ocak transfer döneminde bir numaralı kural şu olmalı diyordum. Yine geçtiğimiz günlerde yaptığımız canlı yayınlarda. Hazır oyuncu alınmalı, formda oyuncu alınmalı diyordum. Mesela Oriye ve Carlos Vinicius transferlerinden net artısı. Oyuncu alev almış bir şekilde geliyor Galatasaray'a. Sadece 4 gün önce çıktı resmi maçında. Bundesliga 2'de. 2 asist birden yaptı ve 2 birlik galibiyette direkt rol oynadı. Çok da etkili bir oyun oynadı. Hansa Rostock'a karşı. Çok formda son 3 maçında 4 asisti var. Takımın en formda oyuncusu, en etkili oyuncusu ve böyle bir oyuncuyu alıyorsunuz. Alev almış bir oyuncuyu alıyorsunuz. Eskilerin tabiriyle istim üstünde denir. İstim üstünde çok bilinen bir deyim ama tam anlamı bilinmez. Eskiden buharlı trenlerde, buharla çalışan trenlerde o yoğunlaşmanın artık gerçekleştiği ve trenin harekete geçebileceği ana istim üstünde deniyormuş. Bu oyuncu da kara tren gibi zaten. İstim üstündeyi geçmiş alev almış bu artık gidiyor. Galatasaray'da da bir oyuncuyu beklemeyecek Galatasaray. Aldı bu oyuncuyu hadi form tutsun hadi bu takım öğrensin vesaire. Onu beklemeyecek. Oyuncu son derece formda direkt oynatabileceğiniz ve direkt katkı verebilecek durumda. Mesela birçokları Sergio Ore'nin Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından hoşnut değil. Ama ben o kadar negatif görmüyorum. Çünkü oyuncu son resmi maçına 2 ay önce çıkmış. Yani 2 ayı aşkın bir süre kulüp maçı yok oyuncunun. Afrika Uluslar Kupası olmasaydı muhtemelen çok daha ritimsiz, çok daha süre isteyecek bir oyuncu olacaktı. Oraya biraz aslında milli takımı o açıdan katkı sağlıyor. Yani biraz oynayabiliyor olması güzel. Sonra mesela Carlos Vinicius da son ilk 11 maçına 7 Ekim'de çıkmış. Yani 3-4 aydır ilk 11'i yok oyuncunun. Hatta o ara hani FA Cup kupasında falan da oynamışlar Ocak ayında. Or oralarda bile son 15 dakika yedekten girmiş. Yani alt lig takımına karşı kupa maçında bile yedekten giren bir oyuncu ki o ritim eksikliği bence son bandırma maçında ortaya çıktı. Bu oyuncuda öyle bir şey yok. Bu transferi o açıdan da hoşuma gitti. Direkt istim üstünde kara tren hareket edebilir görüntüsündeydi. Ve üçüncü konuda bence göz ardı edilen bir konu. Hanover 6. sırada ve biliyorsunuz Bundesliga 2'de ilk iki takım doğrudan çıkıyor. 3. sıradaki takım da play out oynuyor. Bundesliga 1'in sondan 3. takımıyla. Hanover'in ikinci sıradaki rakibiyle bile arasında 6 puan fark var. 2 galibiyet fark var. Aslında Bundesliga 1'e e çıkabilmek için bir hedefi ve ihtimali yüksek bir takım Hanover ve 3 milyon euroya oyuncunun sene sonunda devreye girecek bir maddesi var. 3 milyon euroya başka bir takım transfer edebiliyor olacak oyuncuyu yaz döneminde. Galatasaray'da 3 milyonun üzerine bir 500 daha koyacak falan 3.5 milyon euroya bu oyuncuyu transfer edecek haberler bu yönde. Normalde bir 500 bin euro için en iyi oyuncusunun satmasını beklemezsiniz bir takımın eğer şampiyonluğa oynuyorsa yani bu nesil 1'e çıksa çünkü o 500 bin eurodan çok çok daha fazlasını kazanma ihtimali var. Fakat bence Derik Kön de ayrılma istediği için bu transfer gerçekleşiyor. Derik Körn'ün ayrılmak isteme sebebini de şuna bağlıyorum. Yine Saşa Boyun transferi. Dönüp baştaki nedene bağlandı. Çünkü Derrick Körn aslında Hamburg altyapısı oyuncusu ama sonra Bayern Münih altyapısına da geçiyor. Hatta o dönem U19 Almanya milli takımıyla da maçı var. O dönem en böyle potansiyelli olduğu dönemler. Fakat Bayern Münih birinci takımına yükselemiyor. Alfonso Davisler var, Alabalar var. Birçok oyuncu var. Ne yapıyor? William 2'ye gidiyor. Hollanda ligine. Orada bir tabii bir hedef düşüşü gibi. Sonra Hanover geliyor ve son bir buçuk senede o da biraz boy gibi. Hanover'deki bir buçuk senesinde tekrar diriliyor. Tekrar canlanıyor. Bu bir buçuk yılı çok iyi geçiriyor. Ve şimdi de yeniden Galatasaray'ı seçmesindeki neden bence Sasha Boy Bayern Münih'e gidebildi. Yani alt, Bayern Münih'in altyapısındaki çocuk Bayern Münih'in A takımına çıkamadı. Ama Galatasaray'ın bir buçuk yılda Okan Buruk'un bir buçuk yılda kısa bir sürede yetiştirdiği bir oyuncu direkt Bayern Münih yapabildi. Galatasaray'ın dev takımlara Bayern Münih'ler, Real Madrid'ler vesairelere oyuncu satabileceğini gösteren çok önemli bir referans oldu boy transferi ve bence Derek Körn'ü de ikna eden bu transferin işte 300-500 bin euro gibi küçük bedellere rağmen yapılabiliyor olmasını sağlayan katkı bence buradan geliyor. Yani orada da önemli bir pay olduğunu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının, Okan Hoca'nın açık oyununun ve neticesinde Saşa Boy'un rekor ücretle Bayern Münih'e transfer olabiliyor olmasının 1 milyon euroya aldığın oyuncuyu 30 milyon euroya satabildiğini Derek Körn de görüyor Alman basını açtığı zaman. Ve o da oyuncuyu bence Galatasaray'a yakınlaştırıyor. Buradan da tekrar sebep bir olan bu başarıda rol oynayanlara tebrikte bulunmamız gerekiyor bence. Şimdi oyuncuyla ilgili görsellere geçelim. 25 yaşında oyuncu. Dediğim gibi son 1,5 yılda ciddi bir yükseliş içerisinde. Belki de kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor ve Galatasaray'a bu şekilde geliyor. Gana asıllı Alman futbolcu. Görseller üzerinden anlatalım. Birinci ve en önemli özelliği bindirmeler. Tam olarak bindiren bek tabirinin karşılığı bu oyuncu. Hatta bu tüm maç işte son 4 maçın 3'ünü izledim bugün. Full maç izledim yani. Bir de Fenerbahçe'nin Kupa maçı vardı. Bütün gün maç izledim. İşte gollerine falan baktım. TV Bu Spor sağ olsun yüklemiş YouTube'a da asistleri, golleri işte 3 tane de son dönemden maçın 90 dakikasını da izledim falan. Hepsini bitirdikten sonra bir de arkadaşlar neler demiş kendisi hakkında diye işte Mustafa Demirtaş ve sevgili Orhan Uca'nın videolarını da izledim. Şimdi Orhan abiyle ben hem birlikte de hem de ayrı ayrı dönemlerde de Hikmet Hoca'yla çalıştığımız için çok uzun süre çalıştığımız için Hikmet Hoca'dan bize yansıyan bir şey oldu. Hikmet Hoca'nın en önem verdiği şey belki de bu bek ve kanat oyuncularının topsuz koşulları ve bindirmeleri. En çok istediği şey. En çok söylediği şey. Bu bindirmek zorundasınız vesaire. Bizim programı izleyenler de fark etmiştir taktik bakışta. Bu sezon işte volede de çok söyledi. Tabii bizim de kafamıza bu işlendi tabii ki haliyle. Ve bu oyuncunun da bence en iyi yaptığı şey bu toplu ve topsuz bindirmeleri. Özellikle topsuz koşulları sadece hani kanatlardan bekleniyor ama beklerin de yapması çok ciddi katkı sağlıyor. Mesela ilk görselimiz burada hemen dış kulvardan bindirmeyi yapıyor. Daha sonrasında bu görseli zaten Orhan abi de almış kendi videosuna. Aynı artık şeyleri düşünüyoruz bazen. Burada çok güzel mesela bir bindirmesi var. Aynı maç burada uzaktan şu tatlı oyuncu ama arka direktekken gelen köyünün önüne salsa karşı karşıya kalabilecek hızda geliyor. Çok süratli geliyor. Bu pozisyon dördüncü görselimiz. Bu görsel farklı çünkü içeriye doğru koşu yapıyor ve Hansa Rostock'lu o sarışın oyuncu şeye bağlıyor. Yani kontrolden kaçırıyor tamamen Köln'ü ve onun arkasına içeriden koşuyla topu alıyor ve oyuncunun markajına tamamen kurtuluyor. Burada diğer oyuncu kademeye girdi. Bir şey olmadı ama buradaki iç koşusu farkındalık açısından da güzel yani ezbere yapmıyor o koşuları. O da güzeldi. Burada uzun topta arka direğe iyi sarttığını görüyoruz ve top kontrolü de oldukça iyi. Sasha Boy da bu konuda son dönemde çok gelişmişti. Kön de bu konuda iyi görünüyor. Zaten ofansif orta saymış. Beke evrilmiş. Gerçi zaten sol ayaklı bekleri çoğu hücumcu beklerin çoğu eski 10 numaralar, eski sol açıklar oluyor. Mesela Levent Mercan da aynı menajerin oyuncusu. Galatasaray'la onu da aldığında o da Schalke'nin altyapısında o da 10 numaraydı. Bu da Hamburg'un altyapısında 10 numara. İkisi de, de sol bek oldu. O tabii top kontrollerine yarıyor bu durum. Burada ortayı da iyi kesti ama takım arkadaşı vuramadı. İlginç bir istatistik. En çok offside'de düşenlere baktım. Çünkü bunu görebileceğimi tahmin ediyordum. Tüm bek ve kanat bek oynayan oyuncular arasında, yüz küsür oyuncu arasında Bundesliga 2'de bu sezon 11 kez en çok offside'e e düşen oyuncu Derek Kön. Çünkü çok fazla deniyor. Bu negatif görülebilecek bir istatistik. Aslında pozitif. Çünkü bu çok fazla arkaya sarkmayı denediğini de gösterir. Ama bir şeyi daha gösterir. Derek Kön'ün takımı burası önemli. Derek Kön'ün takımı son 4 maça kadar Kiel'e kaybettikleri farklı yenildikleri Kiel'de 3. sıradaki takımları. Onu da ayrıca izledim. Çünkü savunması kötü deniyor Kön'ün. Orada görebilirim diye o maçı da izledim. O maça kadar 3-4-1-2 gibi oynuyorlar. Ve o kanat beki olarak 3 4 1 kanat beki olarak Köln oynuyor. Kanadı boydan boya kullanıyor. Son 3 maçta 4'lü savunmaya geçmişler ama yine 4-3-1-2 gibi oynuyorlar. Çam ağacı sistemi de deniyor. Bu Milan'ın efsane olduğu dönemlerde ve Werder Bremen'in Thomas Schaaf'la şampiyon olduğu dönemlerde o dizilişi vardı. 4-3-1-2 gibi. Bu 4-3-1-2 gibi dizilişlerde, kanatsız dizilişlerde de en önemli şey bu beklerin boydan boya 90 metre kat edebilmesi, devamlı git gel yapabilmesi. O Milan'da mesela Kafu'yla Sergio vardı. Devamlı o kanadı tek başına, tek kanat gibi kullanabilme. takımın en önemli oyuncusu. Hatta takımının hücumlarının yüzde %80'i falan ondan geliyor yani. Oyun kurulumu, ortası, şutu, duran top kullanımı vesaire her şeyde o var. Yani her hücumda neredeyse o var. Çok dominant bir oyuncu ve tek başına kullanıyor o kulvarı. Tek kullandığı için de tabii arkaya sarkmalar, offside'e düşmeler falan da görülen bir şey ama Galatasaray'da oynarsa önünde kanat oyuncusu olacak. Ama nasıl kanat oyuncu? ikisi birbirinden çok farklı iki kanat oyuncusu var sol kanadında Galatasaray. Zaha ile oynadığında Zaha taç çizgisine basacak. Sol taç çizgisine. Köyünün önünde kanatla topu ayağına isteyen driblingçi bir kanatla oynamayı öğrenmesi lazım. Şimdi Zaha için bence kesin iyi olacak. Çünkü Zaha'nın mesela son Palas döneminde Mitchell vardı. Mitchell çok dayanıklı. Keun gibi. Git gel yapan. Devamlı onun yanına gelen ve bu sayede bekiye karşı ikiye bir oynamayı sağlayan bir oyuncuydu. Zaha da çok kolayca driblinglerini yapabiliyordu. Çünkü bir yandan işte o bekin sıfıra inmesini de engellemesi gerekiyor o karşılayan oyuncunun. Ve alan açılıyor. Zaha'nın daha kolay çalıma tabi kazanabilmesini sağlıyorsun. Zaha sürekli arkasından gelebilen, Angelinho gibi yorulmayan veya mesafeyi kat etmesi geç olmayan bir oyuncudansa sürekli gelebilen ve çok süratli bir oyuncu görmek ister Mitchell gibi. Onun için iyi olacaktır. Fakat ön acaba adapte olabilecek mi? Topu ayağını isteyen bir bek oyuncusunun olması. Yani orada bir çapaya dönüşecek mi? Bir duvara dönüşecek mi Zaha? Sıfıra inmeleri azalacak mı diye bir endişem var. Umarım Zaha ile oynamayı öğrenir. Bir kanat oyuncusuyla oynamayı çözer. Zaha olmaz. Kerem Aktürkoğlu olursa sol kenarda. O da bir ihtimal biliyorsunuz. Zaha'nın sağ önde oynaması veya forvet arkası oynamasına dair ihtimaller konuşuluyor. Da ben forvet arkası oynamayacağını düşünmüyorum da hiç denemedi çünkü. Bir Trabzonspor maçının 10, son 10-15 dakikasında denedi Okan Hoca. Denememesi için de bir, bir takım sebeplerde öngörüyorum ben. Onları da anlatıyorum da oraya girmeyelim. Kerem Aktürkoğlu solda oynarsa, Zaha da sağda oynarsa diyelim. Kerem sürekli içeri girdiği için ve hatta artık içeride konumlandığı için yine oyuncu Tek başına o kulvarı kullanabilecek. Yani aslında Hanover'da oynadığın aynısını Galatasaray'da da oynayacak. Kerem eğer önünde oynarsa. Kerem önündeki durumda çok adaptasyon sorunu yaşayacağını hiç sanmıyorum. Çok değil hiç sanmıyorum. da öğrenmesi lazım. Daha iyisi de olabilir. Ama kötü de etkileyebilir. Onu öngörmesi çok zor. Merakla bekliyorum. Zaha'yla önlü arkalı oynarlarsa nasıl olur? Yine bindirmelerinden attığı güzel bir gol. Bunu da aldık TV Bu Spor'da. Onlar da YouTube'a koymuşlar gol ve asistlerini. Oradan da bulmuş olduk. Yani bir kenar forvet gibi sarkıyor burada. Bir birçok kenar oyuncusu, kanat oyuncusu böyle arkaya sarkamıyor bizim ligimizde. Onu da göstermesi açısından güzel. Bunu yapabilmesi çok özel bir şey. Bir bek oyuncusu olarak bunu yapabilmesi özel bir şey. İkinci konu duran toplar. Özellikle son maçında yani gelmeden 4 gün önce maçta 2 tane duran toptan 2 asist yaptı ve 2-1 bir Hansa Rostock'u yenmelerini sağladı. Önce öyle bir kavisli öndüreye kesti ki rakip stoperler kendi kalesine atmak zorunda kaldı bu golü. Yani stoperlere asisti yapmış oldu aslında takım arkadaşları vuramasa da. İkincisi daha da ilginç. Burada ikinci karede neredeyse diğer korner direğine yakın Hanoverli oyuncu görüyorsunuz. Bunu çalışmışlar. Diğer kornerlerde de vardı bu şablon. Ve oyuncu birden koşarak gelmeye başlıyor arka direğe doğru. O sayede de markajdan kurtulmuş oluyor o en arkada gördüğünüz isim. Ve tabii ki Derek Kön çok iyi kesebildiği için arka direğe oyuncu çok sağlam yükseldi ve çok güzel bir gol oldu. İzlemesi de keyifliydi. Bu şablonu yapabilirsiniz tabii ama orada arka direğe o kadar milimetre kesebilecek oyuncu da lazım. Onu da Kön çok iyi yapıyor. Fakat Galatasaray'da duran topları, kornerleri o kullanır mı emin değilim. Çünkü Kerem Demirbay da çok iyi kullanıyor. Diğer taraftan sağ ayakla Mertens de Kerem Aktürkoğlu da kullanıyorlar. Tabii Kerem Demirbay, Eyüp daha bunlar daha iyi kullanıyor solaklar. E, Eyüp az süre alıyor adam ama Kerem Demirbay çok iyi kullanıyor ve Galatasaray'da şöyle bir durum var biliyorsunuz. Saşaboy Boy varken Saşaboy Boy en arkada duruyordu. Süratiyle engelleyebilmek için oluşabilecek kontraları. Fakat Saşaboy'dan Boy'dan sonra ki Trabzonspor maçında yine Saşaboy Boy vardı ama bir anlık dalgınlıktan olmadı. Saşaboy'un Boy'un son döneminde o Trabzon maçı ve sonrasındaki İstanbulspor maçında ard arda iki maçta en geride Mertens vardı ve Trabzonspor maçında Funtas Muslera ile karşı karşıya kaldı. Galatasaray'ın attığı kornerin hemen dönüşünde. İstanbulspor maçında da biliyorsunuz gol oldu. Dönüşünde şanslıydı Galatasaray ve penaltıdan golü buldu. Yani onun da dönüşünden Mertens var. Ya Mertens yine çok iyi niyetli bir şekilde müthiş bir profesyonel olduğu için kovaladı ama orada bir problem de yaşanıyordu yani ve burada Galatasaray'da ben Kön'ün kornerleri kullanacak isim olmaktansa Sasha Boy gibi geride kalacak isim olabileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim tabi ama duran topları da akan oyunda da çok iyi ortalar kesebildiğini görüyoruz. Üçüncü konu tabii ki hız. Yani bu hızı fotoğrafla göstermek mümkün değil. Videoyla gösterilebilir. Ama bir fotoğraf aldım. Çünkü şunu göstermek için aldım. Bazen rakipler biliyor körünün süratini ama yine de engelleyemiyor. Mesela burada vurup hemen kestiği bir orta var. Çok da iyi bir orta ama burada hem ön direkteki Hanoverli oyuncu hem arka direkteki oyuncu vuramadı. Biraz daha atik olsalardı bu top böyle doğrudan avuta taça doğru gitti. Oraya uzansalardı gol bulunabilirdi pekala. Ama yine de mesela göstere göstere yapılabilmiş, hızı sayesinde yapılabilmiş bir orta. Bunu mesela Angelinho yapamıyor. Orta kalitesi yüksek olmuş olmasına rağmen bu kadar hıza erişip önündeki adamı ekarte edip kes semiyor aynı şekilde Sergio Orye de öyle artık o atiklik kalmadığı için teknik kalite yüksek olsa da ortayı iyi kesse de önündeki adamı ekarte edemiyor. Bunda o özellik de var. Yani hız da var ve o da daha kolay ortalar kesebilmesini sağlıyor tabii. Fakat bu konuyla bağlantılı bazen hızını zorlayıp rakibinin üzerine gittiğinde güçsüz olabildiğini gördüm. Fiziğinin birçok özelliği çok iyi. Yani çok hızlı, çabuk, dayanıklı, kolay kolay yorulmuyor. Özellikle maçların son 15-20 dakikalarında yoruluyor mu diye mi baktım. Sadece bir maçta biraz daha temposu düştü. Ama o maçta da ilk 50 60 dakika sürekli her şeyi ona yaptırdıkları için artık yani biraz düşmesi çok doğaldı. Ha yine de böyle yorgunluğu hissedilmiyordu. Dayanıklılığı da çok yüksek bir oyuncu. Galatasaray'da roller, hücum daha çok paylaşılacağı için hiç hissedilmez. 90'da bile git gel yapacağını varsayıyorum. Çünkü toplu oyunda diğerleri de ondan yük alacaktır. Çok dayanıklı bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. Birçok fiziksel özelliği çok iyi fakat omuz omuzalarda zayıf. Yani kolay devrilebiliyor. Mesela bu maçta yine burayım gideyim dedi. Oyuncu tecrübeli bir oyuncu önündeki oyuncu. Bir de güçlü bir oyuncuydu. Omuzu bir vurdu ve uçurdu yani körünü. Yine benzer bir pozisyon. Yine üzerine gitti. Yine omuzu kolay yedi ve dağıldı. Omuzu yediğinde dağılıyor. Bunun sebebini tok, çok, anlayamadım. Çünkü güçlü bir fiziği var. Yani aslında fiziği çok fit yani ve kaslı bir vücudu var. Ama böyle yere sağlam basmıyor. Sanki yerin böyle şeyin suyun üzerinde koşar gibi koşuyor. Böyle yere teması çok az. Belki ondan dolayı kolay savruluyor. Ama böyle ikili mücadeleye bazen kendisini zorlayıp dağıldığı olabiliyor. Hücumda ben belki nadir eksiklerinden biri bu. Hücum olarak ben Anelinho'nun da önünde görüyorum. Yani Anelinho da gelmeden önce Hoffenheim'da çok asist ve gol yapabilen bir oyuncuydu. Bu da Hannover'de çok asist gol yapıyor. Hoffenheim düşme ve alt sıralar takımıydı Bundesliga 1'de. Bu da Bundesliga 2'nin yukarılara oynayan takımı. Aslında arada çok büyük fark yok bence. CV olarak var ama CV olarak da aslında bence bunu almak daha iyi. Manchester City'de Leipzig'de yapamadığını gören aslında aralarında çok bir yaş farkı da yok ama Anelinho yapama, yapamayan düş, ve bundan belki biraz psikolojik olarak da etkilenen bir oyuncu. City'de kalamadı, Leipzig'te kalamadı. Kariyeri Hannover'lere doğru düştü. Bundan etkileniyor. Belki Roma'ya gitme sebebi de bu. Biraz daha büyük takıma gideyim istiyor. Fakat oyunu da düş, düşüşte bir oyuncu. Önse tam tersi hayalleri olan, gerçekleştirmek isteyen, işte belki boyu görüp heyecanlanan ve Galatasaray'a gelmek isteyen yanan oyuncu. Yükselişte oyuncu. Hep böyle düşüşteki oyuncuyu alıp canlandırmak değil. Yükselişteki oyuncuyu alıp zirveye çıkarmak daha güzel diyoruz ve Saşa da öyleydi aslında. Yani yükselme hevesi olan, hayali olan oyuncuydu. E, kön de öyle. O açıdan o da güzel geliyor bana açıkçası. Bu arada hızına güvenip bazen zorluyor ve rakibi ikili mücadelelerde kolay dağılabiliyor dedim ama sadece taç çizgisini kullanmıyor kesinlikle. Yani içeriye doğru da driblingini çok fazla gördüm. Bu sayede gollerini de gördüm ve farkındalığı da var. Mesela burada iç kulvarda takım arkadaşı sol taç çizgisine yakın top aldığı zaman iç kulvardan koşu yaptığını, oradaki boşluğu gördüğünü fark ediyoruz. Bence oyun görüşü yüksek. Topsuz koş şuralarda da net çıkıyor. Pası topu kullanırken de net çıkıyor. Birazdan göstereceğim. İç kulvara hem topsuz gidiyor hem de böyle driblingle de buraya girebildiğini görüyoruz ve sonra paslaşıyor. Birden bir bakıyorsun sol taç çizgisindeki oyuncu boşa çıkmış. Yani hücumların her tarafında var diyorum ya oyun kurulumunda da var. Ortayı keserken de var. Şutu atarken de var. Oyun kurulurken de hem içeriye hem dışarıya doğru top sürerek de faktör olabiliyor. Yine aynı şekilde içeriye doğru girdiğini ve arkadaki oyuncuya bir boşluk çıkardığını ve pası ona çıkardı. O da uzaktan boş şut atabildi mesela bu pozisyonda. Burada şuradan aldım bu görseli. Rakip önüne geçti ve ona çok güzel bir bacak arası attı. Çok dar alanda. Ve bir sonraki görselde tribünleri şu kırmızı kare içine aldığım tribünler. Fotoğraftan çok anlaşılmıyor ama videoda çok net. O bacak arası çalımdan sonra herkes ayağa kalktı o tribünde. Yani kendisine has bir tribün oluşturmuş kör. Önünde oynadığı taraftarlar kendisini seviyor belli ki. O çalımdan sonra birden herkes coşkuyla ayağa kalktı. Sonra ortası da iyiydi ama kaleci de iyi çıktı ve aldı burada. Burada iyi bir pres yapıyor. Presten sonra ki Okan hocanın da çok isteyeceği bir şey. Presten sonra topu alıp merkezden driblingine devam ediyor ve topa basıyor. Topa basıp işte çocukluğumuzda kullandığımız deyimle onu kovalayan oyuncuyu bakkala gönderiyor. Gelen oyuncuya da bacak arası atıyor. O da onu indiriyor ve tehlikeli bir yerden free kick kazandırıyor. Burada yine driblinglerini gösteriyorum. Yine 3 kişinin arasında birini yatırıyor. Daha sonrakine bacak arası atıyor. Ve daha sonra da topun böyle altına girip tokat atıp. Hacı çok güzel yapardı topun altına tokat. Arkaya kaçırıyor takım arkadaşını. Şuradan önemli. Sadece mesela bazı oyuncular sadece ayak içini kullanıyor. Kerem Aktürkoğlu, Carlos Vinicius çok ayak içini kullanıyor. Fakat Kön, hem ayak içiyle çok iyi ortalar kesebildiğini görüyoruz defalarca hem de bazen böyle ayağın üstüyle tokat atabildiğini de görüyoruz. Hem orta için hem uzun pas için kullanabiliyor hem ayak üstüyle direkt sert şutlar için de kullanabiliyor. O vuruş kabiliyetini net gösteren bir durum. Dribblingleri ile ilgili bir istatistik yine tüm back ve kanat oyuncuları arasında en çok faul yapılan 3. oyuncu olduğunu görüyoruz. Bu dribbling gücünü gösteren bir şey. En çok dribbling yapan da ikinci oyuncu. Timothy P. Pusay var birinci sıradaki. O Trabzonspor şampiyonluğunda bekti. Pek dribling yapamıyordu Süper Lig'de. Onun ciddi bir farklı bir sezonu olmuş. O da şaşırttı beni açıkçası. O da sezonun ilk yarısında başka bir performans sergiliyor demek ki. Bu pozisyon hem dribling hem oyun farkındalığını göstermek için güzel. Burada korner direğine doğru rakip oyuncu gidiyor ve topu uzaklaştırmak istiyor ve top sol bekten gelmiş olan könün önünde kalıyor. Ve o korner direğine gitmiş olan oyuncunun boşluğuna doğru direkt driblingle topu sürüyor. Oradaki boşluğu çok iyi fark ediyor ve driblingi sürdükten sonra da oradan şut çıkarıyor dar açıdan ve çok da güzel bir gol atıyor. Burada o farkındalık da var yani sadece dribling yapabilmek değil, nereye yapacağını da bilme de var. Yine topsuz koşuda half space'e gel gelişi, içeride konumlanması, taç çizgisine gitmiyor mesela burada saçma bir şekilde. Orada içeriye geliyor ve pası arkadaşından alıp gol vuruşunu yapıyor burada da. Hani hem içeride hem dışarıda konumlanabildiğini göstermek istedim. Oyun aklı bence var. Hücumda bayağı var hatta. Mesela oyun görüşünü göstereyim şimdi. Driblinglerle göstermiş oldum. Topsuz koşulları da gösterdi. Mesela burada uzak köşedeki bek oyuncusuna diagonal pası atabiliyor mesela. Burada merkezdeki oyuncuya mesela taç çizgisini o basit pas oynamak yerine daha iyisi merkezdeki oyuncuya yerden çok güzel bir pas atıyor. Burada yine topun altına tokat atıyor o bahsettiğim hacı vuruşu. Hacı'nın çok sevdiği ve güzel yaptığı vuruş. Ondan yapıyor ve yaydaki oyuncu göğsüne indiriyor. O da indiriyor takım arkadaşı şut atabiliyor. Merkeze farklı bir pas. Burada dışarı çıkarıyor. Bu da bir asist. Dışarı çıkardığı oyuncu gol vuruşunu yapıyor. Sadece mesela ezberden bir orta kesmiyor. Dışarı çıkarabiliyor. Burada tabi bu pozisyon kolay gözüküyor. Bunu da presle aldı. Yine Okan Hoca'nın isteyeceği bir şey. Presle topu kazandı ve penaltı noktasına yakın olan takım arkadaşına pası çıkardı. Basit gözüküyor ama ligimizde bu pası atamayan birçok kanat oyuncusu var yani. Burada yine dribbling'le iki kişinin arasından çıkıyor ve dikkat edin yaydaki oyuncu çok iyi görüyor. Çok net bir oyun görüşü ve hücumdaki özelliklerini birleştirebiliyor. Yani dribbling'le iki kişinin arasından çıkmak zaten çok güzel. Bir de oldukça ters açıda kalmış olmasına rağmen bu oyuncuyu görmek, dribbling ve oyun görüşü kabiliyetini birleştirmek çok güzel bir asiste neden oldu. Burada da güzel bir pas, güzel bir asist görüyoruz. Son olarak şutlarıyla ilgili bir istatistik. Şutları da çok güzel. Onları zaten izlemişsiniz diye girmiyorum. Çok güzel şutları, çok güzel golleri var. Ama biraz fazla yapabiliyor. Biraz fazla yaptığında en çok şut atan bek kanat oyuncuları arasında birinci sırada olan isim olarak görüyoruz onu. 32 şut. 12'si isabetli, 12'si isabetsiz. Bence gayet normal, iyi hatta. 8 tanesi de bloklanmış. Belki Galatasaray'da biraz daha az şut atar. Dediğim gibi Hanover onun ayağına çok bakıyor. Hücumların %70, %80'i ondan çıkıyor zaten. Galatasaray'da öyle olmayacaktır. Mertens'i var, Zaha'sı var, Kerem Aktürkoğlu çok baskın, hücumda Icardi çok öyle sağ kanattakiler öyle işte barışı ayrı diye dönerse o ayrı. Mutlaka o da azalacaktır bu şut şeyi. Normal o da yani Galatasaray'ın hücum zenginliği farklı Hanıfer'e göre. Son olarak savunma. Savunmanın eksik olduğu söyleniyor. Tabi savunmayı 3 tane 90 dakikadan anlamak çok zor. Özellikle ben savunmasını daha net görebilmek için o Kiel maçını izledim. O Kiel çünkü 3. ve işte 3-0 mı 4-0 mı ne yendiler onları. Hanover'i yendiler yani. Oradaki gollerde bazı ufak tefek pozisyon hataları olduğunu gördüm. Göstereceğim şimdi. Ama 3 maçtan net anlaşılmıyor. Yine de bu 3 maçta birkaç tane savunma hatası gördüm. Ama bu 3 maçın ikisinde bunlar zaten çok hücum oynadı. Hep hücumda gördüm Köln'de. Biraz savunması ile ilgili emin olamıyorum. Ama dayanıklılığı yüksek ve süratli yüksek olduğu için bazen kademeleri daha iyi geldiğini gördüm. Şeyi de 3 maç izledim bu arada. Sergio Aurier'i. Aurier'i izledim daha az izlediğim maçta daha çok savunma eksiği olduğunu gördüm. Daha tecrübeli ve daha oyunu bilen bir oyuncu olmasına rağmen oraya geç kaldığı için, yetişemediği için, savsaklandığı için pozisyon kapatamadığını daha çok gördüm bu oyuncudansa, köndense. Ama dediğim gibi 3 maç yeterli değil. Ama bu Ocak transfer döneminde maalesef böyle oluyor. Kusura bakmayın. Ben bir 8-10 maç izleyebilseydim daha net konuşurdum savunmasıyla ilgili. Ama 3 maçta çok net konuşamıyorum. İşte dediğim gibi dün Galatasaray'ın maçı vardı, Fenerbahçe'nin maçı. Bir yandan o maçları izliyoruz. Bir yandan iş, güç. Onların arasında işte 3 maç. Zaten bugün 4 tane maç izlemiş oldum. O yüzden çok emin olamıyorum savunmasında. Burada son maçında arka direkteki yani korner direğine yakın oyuncu son anda avuta çıkmadan önce son anda ortayı kesiyor arka direğe doğru. Burada iki oyuncunun önünde iyi sıçrayıp kafayla uzaklaştırıyor. Bu iyi bir pozisyon. Fakat bu bahsettiğim Kiel maçında sol taraftan arkaya sarkıyor oyuncu. Ve sağ taraftaki kareyi aldığım isimle Kön arka arkayalar. Hatta görselde Kön gözükmüyor bile. O kadar yapışıklar. Hemen arkasında yani dip dibeler. Ve pozisyonun devamında onu tutacak olan oyuncu tabii ki Kön. Hatta dikkat edin merkez stoper ve sol stoper bu maçta üçlü oynadıkları son maç. Dönüp köne bakıyorlar bu pozisyonda geliyor mu diye. Geliyor aslında ceza sahasının son ana kadar. Burada artık orta kesilmiş mesela görüyorsunuz. Fakat son anda kön topu rakibini daha doğrusu sol stopere bırakıyor. Bir eşleşme problemi oluyor ve rakip doğru koşuyu atarak sol stoperin önüne geçip sağ yan dışıyla gol vuruşunu yapıyor. Burada Köln aslında son ana kadar geldi ama orada bir paylaşımda bir hata oldu ya. Sonra yine bu maçta son dakikalarda artık maç kopmuştu. Arka direğe bir uzun top geldi. Orada burada fotoğrafta çok anlaşılmıyor. Körn topa da bakıyordu. Sıçramayı düşündü bir an. Sıçrayıp kafayla engellemeyi düşündü. Fakat sonra bir duraksadı. Duraksayınca da hamle yapamadı ve şey oldu yani. Bir anlık bir karar hatası. Oyuncuda kaldı top. Ama o da iyi çeviremedi. Bir şey olmadı. Ama yine de bir pozisyon hatasıydı bu. İstatistikten savunma çok anlaşılmıyor. Çünkü pozisyon almanın, konsantrasyonun vesaire bunların istatistik iz düşümü yok diyorum hep. Yani istatistik üzerinden savunma anlamlandırmak istemediğim bir şey. Ama tackle önemli yani. Agresif bir savunma yapıyor. Nasıl savunma yapıyor? onu göstermek adına önemli. Ortalama orada. Prese giderken agresif ama savunmada yerleşirken pozisyonunu almaya çalışıyor. Çünkü orada eksiği olduğunu söylemişler muhtemelen. Çok atlanmıyor diye düşünüyorum. Burada en çok tackle hamlesi yapan 40. oyuncu. 100 küsür oyuncu var işte. Bekler ve kanatlar içerisinde. 40 ortalamanın biraz daha önünde. 18 kez tackle hamlesi var. Bunların 16'sında başarılı. Çünkü dediğim gibi böyle çok bodoslama girmiyor. Hızlı da olduğu için beklemiş ve doğru anda gidip o hamleyi doğru yapmış. Sadece 2 kez çalın iyi 16'sında başarılı olması top kapma girişimlerinde iyi bir istatistik ama aslında savunma açısından dediğim gibi bakılması gereken pozisyon alma, konsantrasyon gibi başka melekeler. Onlar için de 3 maç yeterli olmuyor. Çok daha fazla bakabileceğiz. Umarım Galatasaray'da görürüz diyemeyeceğim, görmeyiz diyeceğim. Galatasaray'da iyi savunmasını görürüz, iyi performansını görürüz. Benim bu 3 maçtan bayağı beğendiğim bir transfer oldu. Son dönemdeki en kafama yatan, beğendiğim, Okan Hoca'yla da iyi uyum sağlayacağını düşündüğüm transfer oldu. Okan Hoca'nın beklerinin devamlı hücuma çık çıkmasını isteyen bir hoca olduğunu, biraz Hikmet Hoca gibi olduğunu da hatırlarsak o açıdan da iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Umarım sizler de videoyu beğenirsiniz. Anlatımım aydınlatmıştır, faydalı olmuştur umarım diye düşünüyorum. Beğenirseniz bir beğeni ve yorumlarınızı da bekleriz. Ayrıca abone olmayanlardan abonelik de istiyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.